Selamun aleyküm arkadaşlar. Size bir ürünü tanıtmak istiyorum. Bu satış amaçlı değil tabii ki ama biz insanlar her şeyin iyisini severiz. Böylelikle şöyle bir süper yapıştırıcı aldım. Bu bakalım nerenin ürünü? İngiltere ürünüymüş. Neler yapıştırıyor? Deriyi yapıştırıyor, ağacı yapıştırıyor, metali yapıştırıyor, plastiği yapıştırıyor. Bir de rubber neydi? Rubber İngiliz Türkçesi. Onu da unuttum. Neyse her şeyi yapıştırıyor. Hatta bu ürünle ilgili bir şey var, video var. Videoda şunu gösteriyorlar. İki demir parçası arasına bu yapıştırıcıdan koyuyorlar ve o demir yapıştırıcı, o metale 5 tonluk aracı asıyorlar. Yani o 5 tonluk aracı o iki yapışmış olan metalle kaldırıyorlar ve o parça kopmuyor. Biz de şimdi bunu ayakkabıda deneyeceğiz. Ayakkabı yapıştırmayı düşünüyorum. Şimdi bunun fiyatı tahminen 2.35 dolardı. Yani 2.35 dolar. 3 gramlık bir şişe kutuda. Ve bunun kutusunda öyle bir özellik var ki şu iki tarafı basınca yapıştırıcı çıkıyor. Bırakınca da kalıyor yani. O damlamıyor. Şimdi deneyeceğiz. Şöyle açılıyormuş. Yarım dönerek. Bakalım. Benim ayakkabının, spor ayakkabının arkası çıktı. Bu da şöyle Puma'dan aldığım Puma Ferrari ayakkabısı. Şöyle bir şurada da gördüğünüz gibi şunlar çıktı ve rahatsızlık veriyor yürürken. Şimdi ben yıkadım, sabunla yıkadım ama tabii ki böyle bir pislik var. Bu da büyük ihtimal şeyden ötürü. Eski yapıştırıcının izi. Ben çok profesyonelce yapıştırmayacağım. Yani o işe de gerek yok benim için. Esas amacımız burada size ürünü tanıtmak. Ve ben bunu kesinlikle satışını yapmıyorum. Ürünü internetten bulup getirtebilirsiniz. Burada bir yanlışlık var. Galiba şurasını açmadık. Bakalım. Ya da çevirmek lazım. Şurada bir aralık var. Sanki şu kapağı da açılacak gibi. Ya da şöyle çevirince. He tamam. O süper yapmışlar bunu. Bakın. Şimdi şurada şu beyazla siyah arasında bir aralık var. Umarım şeyde gözüküyordur. Videoda. Bunu çevirince de yapıştı ve büyük ihtimal şu kutunun ağzındaki olan o kilit şeyi açıldı. Şöyle basıyoruz ve sürüyoruz. Kokusu Japon yapıştırıcının kokusu gibi. Hani herkesin bildiği Japon yapıştırıcı vardır. Kokusu onunki gibi. Ama bunun iyi tarafı yapıştı mı bırakmıyor.
Şöyle yapıştır. Sürelim iyicene. Bir de kutusunu öyle yapmışlar ki yani elinize bulaşmıyor. Fiyatı da çok pahalı değil. Şimdi ben bunu şöyle yapıştıracağım bakalım. Nasıl yapacağız? Bakalım şöyle deneyelim. Kurumadan bunu yapıştırmak lazım. Ben biraz bastırıyorum. Umarım düzgün yapıştırmışımdır. Yani olur da yapışmayan bölge varsa sonra da ilave ederim yapıştırıcıdan. Şimdi demin dediğim gibi yani bu yapıştıktan sonra gene aynı şekilde buradan kopmuyor. Yani çekseniz bile kopmuyor. Şu daha yumuşak malzeme olduğu için burasını koparabilir ama şu iki parça ayrılmaz. Şimdi bir de burasını yapıştıralım. Şurada da iki parça var. De bunun kurumasını beklemek lazım. Şöyle tutalım.